Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmeye kolay hoş geldiniz. Dışarısı öyle soğuk, öyle soğuk. Özellikle Kapadokya bölgesinde. Ürgüp'te ben bu sabah mesela eksi 22'yi gördüm. E gündüzleri eksi 7, eksi 8'in altta pek düşmediği için herhangi bir ekipmanı bu soğukta dışarı çıkartmak oldukça tehlikeli. Dolayısıyla Dışarıda bir çekim olmayacak. E, bu haftayı da içeriksiz geçirmemek adına çok seveceğiniz bir içerik hazırladım size. Bu da Capture One 22 üzerinde global düzeltmelerle ilgili. Neden Capture One? Öncelikle onu anlatayım ben size. Eğer Fujifilm kullanıcısıysanız ne yazık ki şu ana kadar hala e, Adobe Fujifilm'in X-Trans sensörünü hala düzgün okuyabildiğini iddia etmek yanlış olur. Dolayısıyla Capture One bu konuda çok daha başarılı. Capture One çok kuvvetli bir program ve çok fazla özelliği var. Hatta diyebilirim ki Lightroom'dan çok daha fazla detayları var. Bir fotoğrafı düzeltmek adına. Onların birçoğunu inceleyeceğiz ama bugün hepsini birden bugün incelemeyeceğiz tabii. Çünkü çok uzun bir içerik olur. Herhalde 3 saat, 4 saati bulur. Öyle bir niyetim yok. Ama bugün ne yapacağız? Hem size programı bir parça kısadan bir tanıtacağım. Hem de bugün Capture One üzerinde global düzeltmeler nasıl yapılır? Onun birkaç örneğini birkaç fotoğrafta yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman programın başına geçelim. Evet sevgili dostlar, şu anda Capture One gördüğünüz gibi açık önünüzde. Ee, yukarıya baktığınız zaman, şu bölgeye baktığınız zaman, şu bölgeye baktığınız zaman, burada sizin library bölümünüz var. Eğer kameranızı bağlarsanız ki bağlayabiliyorsunuz tether özelliğiyle. Doğrudan doğruya çektiğiniz fotoğraflar Capture One'da ortaya çıkacaktır. Burada Lens Correction dediğimiz lens düzeltme, işte Chromatic aber Aberration, eğer varsa Diffraction Connection. Daha sonra arzu ederseniz distorsiyon üzerinde yapabileceğiniz düzeltmeler, eğer programın yaptığından yeterince hoşnut değilseniz. Burası renklerle ilgili bölüm ki bugün ona dokunmayacağız. Burası Global Düzeltme yani Editing, editing dediğimiz bölüm. En sonunda burası da noise reduction ve sharpening dediğimiz bölüm. Evet, biz bugün burada takılacağız ama şuraya da bir göz atmanızı arzu ediyorum sizin. Daha yukarı orta, sağ, ortaya. Burada çok kuvvetli detaylar var. Şimdi bunların, şunların bir çoğunu kullanmayacağız. Ama benim en çok kullandığım şu olabilir. Şu, şu, şu ve bu. Sevil, olsa şu şu diyerek söylediğim bu healing brush'tır. Yani diyelim ki şuradaki bayraktan hoşlanmadınız, bu bayrağı silmek istiyorsunuz. Ee, onu doğru silmek için elinden geleni yapar. Her zaman baş çok başarılı olduğunu söyleyemem ama yanlış bir örnek verdim size, bunu geri alalım. Mesela şuradaki ipten hoşlanmadınız değil mi? Şu ipi şuradan alabilirsiniz. Evet, gelelim sırayla şu özelliğe. Bu straighten özelliği, nedir straighten özelliği? Şurada seçenekleri var. Çizgiyle straighten, elle straighten, sola ya da sağa rotate olarak yapabilirsiniz. Bir, ben bunu direkt olarak çizgiyle göstereceğim önce size. Düz, düz olmasını istediğiniz bir iki nokta düz bir çizgi, iki nokta arasındaki bir düz çizgiyi tercih edin. Ondan sonra bırakın program kendisi düzeltsin. Bu birinci seçeneğiniz. Yok diyorsanız ki, düzeltelim hemen resetten bunu. Yok diyorsanız ki ben elle daha başarılı düzeltiyorum. O zaman rotate free hand'i seçersiniz. Ve karşınıza böyle bir grid çıkar. O grid'e göre de aşağıya da yukarı çekerek kendi arzu ettiğiniz şekilde de düzeltebilirsiniz. Ama genellikle binaları düzeltmekte kullandıkları bölüm, şu Keystone dediğimiz bölüm sevgili dostlar. Burada şimdi keystone'u alalım biz elimize. Bu yamuk yumuk binayı ne hale getirecek bir bakalım arkadaşlar. Önce şu çizginin bir tanesini buraya alalım. Şuradaki düzlüğe oturtmaya çalışacağım sevgili dostlar. Evet birincisi bu. Sonra şuradaki çizgiyi göz önünde bulunduracağız. Bunu buraya oturtmaya çalışacağız. Düzgün bir çizgi üzerinden. Bunu da yaptık. Bununla yetinmeyeceğiz. Bir de şu düzü ele alacağız. O düze göre aşağıyı bozmadan, sevgili dostlar şuradaki şurayı da unutmayın. O çizgiye göre de kendimize bir ayar yapacağız. Dediğim gibi sağ solu bozmadan evet bir de en sonunda da şu alt bölümü ele alacağız alt bölümü de tekrar sağa solu bozmamaya dikkat ve özen göstererek özen göstererek şu kapıdaki düz çizgiye dikkat ederek yapacağız sonra apply diyeceğiz ve bakalım ne yapmış olacak program gördüğünüz gibi birçok düzeltme yaptı en sonunda okey dediğin zaman ortaya dümdüz perspektifi düzeltilmiş hatasız bir bina çıkıyor güzel bir ilginç bir özellik değil mi Şimdi esas gelelim düzeltmelere, global düzeltmeler. Fotoğrafınıza baktığınız zaman 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 ufuk çizgisini her ne kadar kameranızın ortadaki çizgisi size yardımcı olacaksa da her zaman doğru tercih yap yapamayabiliyor. Bunu daha sonra posta düzeltme şansına bununla sahipsiniz. Dediğim gibi tercih sizin. Ee, elle düzeltmeyi tercih ediyorum ben. Elle düzeltmeyi tercih ettiğim için de arzu ettiğim çizgiden olabildiğince perspektifleri bozmayarak düzeltmeyi tercih ediyorum. Şimdi bir göz atalım. Evet bu benim için çok daha ufuk çizgisi daha düzgün olan bir kare olduğunu gördünüz. Bir şey daha yapmayı seviyorum. Çünkü her zaman süratli bir biçimde kompozisyon doğru yapamayabilirsiniz. O zaman kompozisyon düzeltmeyi bunun sayesinde yaparsınız ki burada epey bir seçeneğiniz var. Nedir? Kare yapabilirsiniz, 16 bölü 9 yapabilirsiniz. Ben orijinalde kalmayı tercih ederim çoğu zaman. E burada da mesela şu kamyon beni rahatsız ediyor. E Yolun da şu alt kısmını bırakacak değiliz. Onu da bir parça daha keselim. E şöyle bir dengeye getirdikten sonra bunu da okeyleyelim. Şimdi kompozisyonumuzu tamamladığımız ana itibaren geriye kalıyor. Renkleri ve ışıkları düzeltmek. Bunun için de daha önceden e, histogram kolay pro içeriğimde de anlatmaya çalıştım size. Histogramı okumayı anlamak lazım. Bizim sevdiğimiz Instagram'lardan bir tanesidir. Bu orta dengeli. Nedir? Ne çok fazla highlight daha herhangi bir sorun vardır. Ne de aşırı karanlık tarafa kaçma vardır. Dolayısıyla da kurtaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bütün datalar burada yerli yerinde duruyor. Fotoğrafın kendisine de bakacağız. Burada bulutlar oldukça güzel. Ama bulutları bir parçacık daha koyulaştırabiliriz. Highlight'ı azaltarak. Çok fazla gerek yok sevgili dostlar. Sonra bunu bakıyoruz. Bunu yaptığım andan itibaren tabii highlight'ı azalttığımızda pozlamada da azalma oluyor. Onu şöyle hafif bir telafisini verelim. Kontrasta bir parça dokunalım, dokunalım sevgili dostlar. Şimdi brightness burada gerek yok çünkü orta tonlar oldukça kuvvetli. Hatta brightness'ı bir parça kısarsak daha da dengeli hale getiririz. Sonra resmi büyütün çift tıklayarak. Gölge, gölgeyi ben şuradaki olaya göre yapmak istiyorum. Shadow buradan bir parça açacağım. Capture One'daki ilginç özelliklerden bir tanesi. Ee, Shadow'la siyahı genellikle bir arada kullanmanızı tavsiye edeceğim. Dolayısıyla ikisi de aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyor gibi gözükse de bakalım, bekliyoruz. Tamam. Birazcık daha açalım şurada Shadow'u hemen şurada before bölümünden ne kadar başarılı olduğuna bakalım. Fotoğrafın genelinde ne kadar büyük bir fark yarattığını göreceksiniz. Aydınlanma yarattığını fark edeceksiniz gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Bunu da yaptıktan sonra white'ı burada bakayım bir artırırsak ne yapıyor? Hmm, hoşuma gitti. Bir parça da white artırdık. O kadar çok değil belki şöyle. En sonda da neyi seviyorum biliyor musunuz? Clarity. Genellikle kontrasta yüklenmek yerine clarity ile ben o kontrastı vermeyi seviyorum. Bekliyoruz. Yerli yerine oturdu. Belki evet. Ve en son yapılacak şey ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Şurada aşağıda levels bölümü var. Levels nedir abi? Düzeylerdir. Fotoğrafınız düzey, düzeyli ya da düzeysiz olması bu sizin yapacağınız ayardan kaynaklanıyor, kaynaklanıyor ya da beceriliyor. Çoğu zaman son derece başarılı ama manuel olarak da bunu kendiniz arzu ederseniz yapabilirsiniz. Bu highlight bölümünü yana parlak kısım, bu da koyu kısım. Koyu kısımlarını birbirlerine birazcık daha sıkıştırırsanız buradaki dengeyi daha da yaymış olursunuz. Dolayısıyla fotoğrafınızı daha dengeli hale getirirsiniz. Ama birçok bölümde olduğu gibi, bakın şuradaki bütün diğer bölümlerde olduğu gibi burada bir e, sihirli sopa var. O sihirli sopaya dokunarak da düzeylerin kendi kendine oturmasını sağlayabilirsiniz. Fotoğrafınızda yapmamanız gereken şeylerden bir tanesi sevgili dostlar satürasyonla oynamak olacaktır. Çünkü satürasyon birçoğunuzun belki çok hoşuna gidecek şeyler yapar ama e, bu da çok abartılı değil mi ya sizce? Yani az bir şey illa dokunacaksanız da ne olursunuz çok minimal dokunuşlarla yetinmeyi öğrenin. Çünkü burada bulutlar mavi değil burada bulutlar gri sevgili dostlar. Mavi tonundalar ama griler o griden vazgeçmeyin. Ben size ilerideki içeriklerde özellikle renklerle nasıl bunları lokal düzeltmelerle daha doğru renkler renklendirme yapacağınızı da öğreteceğim. Siz merak etmeyin ama şimdilik siz olun. Satürasyondan uzak kalmaya çalışın. Ha, satürasyonun çok güzel artistik şeyler yaratacağı fotoğraflar da olacak. Onlardan bir tanesi mesela şu hemen alttaki kare olacaktır. Öncelikle bu kareyi biz neyini düzelteceğiz? E, yamuk bir kare bana göre. Ya, onu düzelteceğiz. Ardından da kroplayacağız bu karemizi sevgili dostlar. Sadece şeyler ortaya çıksın e, diye. Renkler ortaya çıksın diye. Bunu da okeyledik. Şimdi burada gördüğünüz gibi, gibi oldukça yine dengeli bir kareye, dengeli bir histogramla karşı karşıyayız. Bunu doğrudan doğruya levels'la yapabilirsiniz ama şöyle tavsiye etmiyorum levels'la ilk levels'la başlamanızı. Çünkü daha sonra yapacağınız her türlü ilave aşağı levels'a baktığınız zaman levels'ınızdaki dengeyi de bozacaktır. Dolayısıyla levels'ı mutlaka en son müdahale edin. Şimdi bu karede neyi isteriz? Biz birazcık aydınlanmasını isteriz. Çünkü bu kare birazcık karanlık bir kare. Ve burada da pozlamayı sağa doğru kaydırma payımız var. Onu önce bir yapalım. Tamam. Ondan sonra acaba ne yapacağız? Kontrastlı bir parça artıralım. Bu sefer burada orta tonların ben bir parça sola doğru kaydırmasın kaydıracağım ki e, kontrastı da bu sayede de artırmış olacağız. Highlight'ı burada ben bir parça artırmayı tercih ediyorum, beyaz artırmayı tercih ediyorum ki e, şuradaki beyaz güzel parlasın ve tekrar yukarıda yaptığımız gibi de siyahı azaltarak kontrastı daha da artırmış olacağız. En sonunda da clarity ile oynayıp. Ne demiştik? Levels'a geleceğiz. Pardon. Levels'a geleceğiz. Ve Levels'da herhangi bir şey yapmamız ihtiyaç var mı yok mu? Yine de dokunalım. Çok hafif bir dokunuş olacaktır. Sevgili dostlar bu da öncesi ve karenin sonrası. Ne yaptık? Parlattık. Yapacağınız şeylere iyice dikkat edin. Daha doğrusu kare üzerine yapmak istediklerinize önce bir karar verin. Ona göre düzeltmeler yapabilirsiniz. Buna yavaş yavaş zaman içerisinde alışacaksınız zaten. Şimdi ne demiştik? Satürasyon. mesela böyle bir fotoğraf için satürasyonu abartmanızda bence hiçbir sakınca yok. güzel güzel renkler ortaya çıkar. Ama bu artistik bir tercih olacaktır. Şimdi eğer yüz yani insan yüzünün olduğu bir yerde satürasyonu az önce yaptığımız gibi sonuna kadar artırırsak buradaki yani renk doğru bir renk değil. Cilt rengi için doğru bir renk değil. Dolayısıyla sakın insan karelerin olduğu yerde satürasyona dokunmayın. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Bu karede bakın perspektif açıdan ya da e, pozlama açı pardon e, kompozisyon açıdan herhangi bir hata görmediğim için burada ne kropa ihtiyacı duymaya ihti e, ne strettona ne de kroplamaya ihtiyacım var. Bu karede ne yapacağız? Yine çok güzel dengeli bir kare. Orta tonların da oldukça kuvvetli olduğu bir kare. Ne yapacağız? Bir parça ben yine de highlight'ı bulutlardan dolayı azaltacağım ki birazcık daha ortaya çıksın. Bunu yaptığınız zaman burada her zaman pozlamada Sağa doğru bir parça telafiyi unutmayın sevgili dostlar. Kontrastı artıracağız. Brightness'ı ben burada bir parça daha azaltacağım çünkü gölgeler üzerinde bir parça oynamayı tercih ediyorum sevgili dostlar. Ve burada birazcık da beyazı azaltalım. Hatta pozlama... Şimdi burada daha da artırabilirsiniz pozlamayı ama e, o gün öyle değildi ki o anda çek, fotoğrafı çektiğiniz ışığı mutlaka hatırlamaya çalışın sevgili dostlar. O zaman çok daha doğru kareler düzeltmeye başlarsınız. Burada da ne yapacağız? Bir parça clarity ile oynayacağız. Ama structure dediğimiz yapı olduğu için, burada da yapı olduğu için, burada bu sefer structure ile de bir parça oynamayı istiyorum. Şurada bakıyorum, gölge, şuradan bakalım baktığım zaman gölge sanki birazcık daha az bir şey daha bir kımıldatabiliriz. Siyahlarla beraber dengeli bir biçimde. Tekrar geri gelelim kareye. Evet ben burada brightness'ı bir parça da azaltıyorum. Yukarıyı da kontrol ederek. En sona ne yapıyorduk? Levels'a geliyoruz. Levels'a da son bir dokunuş ile gerekli parlamayı yerli yerine getirmiş olduk sevgili dostlar. Öncesi ve sonrası fotoğraf. Son bir kare ile bitirelim bunu. Böyle gördüğünüz gibi daha böyle enteresan kareler var. Dediğim gibi kareye baktığınız zaman ne yapmak istediğinize iyice karar verin. Bu kare üzerinde çok enteresan şeyler yapabilirsiniz. Şu kenarlarda gördüğünüz daha koyulaşmış bölümlere fotoğraflarda buna vignet deriz. Vinyeti bu programlar direkt olarak vignetting diye bir bölüm var en aşağıda gördüğünüz gibi. Bunu azaltarak da pardon, bunu azaltarak da düzeltebilirsiniz. Ama ben fotoğraflarda genellikle vinyet bir parça vignettingi severim. Burada başka türlü düzelteceğiz onu göreceksiniz. Burada ne istiyorum biliyor musunuz? Şurada daha silik gözüken dalların daha detaylı ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun için yapacağımız gayet basit bir şey var. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta highlight tam biraz dayanmış vaziyette. Highlight'ı bir parça azaltalım sevgili dostlar. Pozlamada gördüğünüz gibi çok fazla oynamadı çünkü iyice sağa dayandırmış vaziyetteydik. Ben bu sefer kontrastı artırırken brightness'i bir parça kızacağım. Çünkü Shadow ile bu sefer açacağım ortalığı. Burada Shadow'a dokunun yani yüklenmekten çok da fazla korkmuyorum siyah ile beraber. Çünkü kareyi açarken brightness kısmıştık ya o sayede buradaki detaylar iyice, dalların detayları iyice ortaya çıktı sevgili dostlar. Şimdi bunun tekrar bir öncesine ve sonrasına bakın gördüğünüz gibi. Küçük dokunuşlarda. Daha önce de söylediğim gibi karenizde ne yapmak istediğinize karar verin. Şimdi buraya geldiğiniz zaman burada levels'a zaten dokunacak herhangi bir şey yok. Ama çok arzu ederseniz manuel de düzeltmeler yapabilirsiniz. Ki bu bir tercihtir. Burada tekrar şeye dokunmuş olursunuz ama ben buna dokunmamayı tercih ediyorum. Benim için fotoğrafın kareliği ya da hala vinyet rahatsız ediyorsa buraya gelip tekrar minimal bir dokunuşta yapabilirsiniz. Köşelerdeki vinyeti açmış olursunuz ama dediğim gibi ben bir parça vinyet seviyorum karede karenin orta detaylarını iyice ortaya çıkartması için. En sonda da sevgili dostlar, hiçbir şey yapmamız gereken böyle mükemmel kareler de olabiliyor. Gırgır <laughs> gır bir yana, aa son bir kare yapayım size, bonus olsun. Sevgili dostlar, çok sevdiğim karelerden bir tanesi genellikle yine böyle, ben evet kasvetli havayı seviyorum fotoğrafta. Bir neyi seviyorum biliyor musun? Yerlerin ıslak olduğu yağmur sonrası sabahları çok seviyorum çünkü gerçekten çok büyülü kareler yakalamanıza sebebiyet veriyor. Önce ne yapacağız? Dediğim gibi highlight bir parça kısılmak istiyor. Yukarıdaki histogramı da lütfen kontrol etmeyi unutmayarak gerektiği kadar kısın. Ondan sonra burada bakalım. Burada ne istiyor biliyor musun? Sanki orta tonlar yani brightness orta tonlar birazcık artırım istiyor. Evet. Ama gibi çok fazla değil. Kontrast ile bunu dengeleyin bir parça. Ve brightness'e gerekirse bir parçacık daha artırın. Shadow'u bir parça açacağız. Çok fazla değil. Şuradaki siyahları açacağız sevgili dostlar. Evet. En sonunda da birazcık Clarity'ye dokunacağım. Ve en sonunda da aşağı geleceğiz. Bir daha dokunacağız. Ve kalemizi bu şekilde bitireceğiz. Bu düzeltmeler tabii ben çok alıştığım için çok rahatlıkla aralarında gezinebiliyorum. Ama size benim tavsiyem ne olacaktır biliyor musunuz? Bol bol deneyimleyin. Düzeltin, bozun. Çok kolay. Bozdunuz, işinize gelmedi. Şurada sağ üstte reset düğmesine basarsınız. Her şey baştan başlarsınız. Sevgili dostlar, bu Capture One global düzeltme ile ilgili bir içerikti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenme butonunu hak etmiştir. Son olarak abone değilseniz lütfen abone olmayı da ihmal etmeyin. Beni mutlu edersiniz ve bu içerikleri faydalı buluyorsanız, bu faydalı içerikleri daha geniş kitlelerin daha çabuk ve daha süratli yayılmasını sağlarsınız. Şimdilik söyleyeceğim pek bir şey kalmadı. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, hoşçakalın. Ben Erdin Omaç, fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.